Dostlar merhabalar. Şimdi yine eşitsizlik konusuyla devam edeceğiz arkadaşlarım. 13. köşe taşında kalmıştık. Orayla devam ediyorum direkt dostlar. 13 numaralı köşe taşımız bakalım neler diyor. Birinci sorumuz. Diyor ki eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Bakın şimdi burada mutlak değerli ifade var arkadaşlarım. Bir de üslü bir ifade var. Bunlar hakkında neler yapacağımızı öğreneceğiz bu köşe taşında. Bakalım nasıl davranacağız? Bunu görelim kardeşlerim. Şimdi bir kere bunu çözmenin iki yolu var. Ya bütün hepsini konuşup tablo oluşturacaksınız ya da şöyle yapın arkadaşlarım. Şimdi zaten mutlak değerli ifade kesinlikle pozitif olacak. Bunu bir devre dışı bırakın. Zaten 4'ün bütün kuvvetleri pozitif olur. Bunu da bir devre dışı bırakın. Yani pozitif olanları bir şöyle bir görmemeye çalışın arkadaşlarım. Bakın geriye ne kalıyor? Eksi x kaldı. Bölü x artı 1'in küpü kaldı. Yani ne yapıyormuşum? Pozitif olduğundan emin olduklarımı ilk önce konuşmuyormuşum arkadaşlarım. Tabloya hiç dahil etmeyeceğim onları. En son konuşacağım onları da. Peki. Şimdi burada ne yapıyorduk dostlar? Kökleri bulacağız. Bunun kökü sıfırdır. Bunun kökü eksi birdir. Hadi bir de tablo oluşturalım şurada hemen kenarda. Eksi bir var, sıfır var tablomuzun içerisinde. Çift katlı kökümüz var mı? Yok. Hepsi tek katlı kök. Görüyorsunuz 3 tek kat. Bunun zaten birinci kuvvetiymiş. Peki işareti belirleyelim dostlarım. Yukarıda eksi var. Aşağıdaki artı, eksi bölü artıdan eksiyle başlayacak. Artı eksi diye de devam edecek. Büyük sıfır olan yerleri alın diyor. Yani artı olan yerleri alın dedi. Eksi 1 ile sıfırın aralığı oldu şimdi kökümüz. Eksi 1 ile sıfır. Peki eksi 1 dahil mi? Eksi 1'e bakın paydanın köküdür. Paydanın kökü asla dahil edilmeyecek. Şöyle açık parantez olacak. Sıfır dahil mi? Sıfır payın köküdür. Payın kökü olduğu için dahil edildi. Çünkü burada eşittir var. Sıfır yazarsanız yerine sonuç sıfır çıkar. Bu sıfır olmasını istiyor zaten. Eşittir koymuş. O yüzden sıfır dahil. Şimdi cevap bu. Eksi 1 ile sıfır aralığında. Ama bir de şuna bakmamız lazım bizim. Şu devre dışı bıraktıklarımız var ya hani bir var mesela. Bir var mı? Bir nerede arkadaşlarım? Şimdi şuradakinin kökü bir. Bir, bunun kökü zaten yok. Bir nerede arkadaşlar? Sıfırdan sonra şuralarda bir yerde. Onu zaten dahil etmiyormuşum. Çünkü eksileri almayın diyor. Büyük sıfır yerlerini alın dedi bize. O yüzden biri dahil etmeyeceğim kardeşim. Eğer bir şu aralıkta bir yere girseydi kardeşler, şurada bir yere girseydi, bir de bileşke bir yazacaktım ben buraya. Bir de dahildir diye bakacaktım. Yani mutlak değerli olan ifadeyi, daha doğrusu pozitif olanları çıkartıyorum. Pozitifsizlerle işlemimi yapıyorum. En son pozitif olanları yani o çıkarttıklarıma bir daha bakıyorum. Acaba bu çözüm kümesinin aralığına giriyorlar mı, girmiyorlar mı diye. Cevap bu arkadaşlarım. Eksi 1 ile 0 aralığında Ceyhan'ı işaretledim. Hemen geldim. İkinci sorumuza bakıyoruz şimdi. 2 numarada. Şimdi şurası bakın bir şeyin karesi. Daima pozitiftir. Geçtim bunu. Köklü bir ifade. Pozitiftir. Geçtim bunu. Şurada eksi 3 mutlak değer içerisinde arkadaşlarım artı 3 diye çıkar dışarıya. Burası artı bir sayıdır. Zaten kökü yok ya buranın işte niye bakıyorsam oraya. Geriye ne kaldı? Yukarıda hiçbir şey bırakmadım. 1 bölü x artı 3 diye bir ifade kaldı arkadaşlarım. 1 bölü x artı 3'ten ben işlemimi yapacağım. Ve diyor ki küçük sıfır olan kısımlarını al. Peki tamam. Şimdi hemen tablomuzu inceleyelim. Burası eksi 3'tür dedim. Şöyle köklerimizi bir gösterelim tabloda. Eksi 3 var bir tek. İşaretine bakıyorum dostlarım. Yukarısı artı, aşağısı da artı. Artı bölü artıdan artıyla başladım. Eksi. Şimdi nereye alın diyordu bize? Küçük sıfır. Yani şu aralığı alın diyecek. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar olan bütün ifadeleri alacaksınız. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Sonsuzlar hiçbir zaman dahil değil. Eksi 3 hem paydanın kökü olduğu için dahil değil hem de burada eşittir yok. Eşittir olduğu zaman payın kökleri dahil. Eşittir yoksa burada payın kökleri de paydanın kökleri de dahil olmayacak zaten. O yüzden eksi 3'ün yanına yuvarlak işaretini koydum arkadaşlar. Şimdi
Cevabımız neymiş ona bakalım bir de arkadaşlar. Şöyle bir Adana şıkkında cevabımız var. Ama ne demiştik? Bir de şu pozitif olarak çıkarttıklarımız var ya. Mesela burada 2 var değil mi? Şuranın kökü 2'dir. Acaba 2 şu aralıklardan nereye devreye giriyor arkadaşlarım? Bakın 2 şuralarda bir yerde. Yani şu kısımda arkadaşlar. Ama bize bu kısmı almayın demişti. Çözüm kümesi şuradaydı. O yüzden 2'yi bir daha dahil etmeyeceğim. Eğer 2 şu aralıkta bir yere girseydi şurada bir yere. Bir de bileşkeye 2 diyecektim arkadaşlarım buraya. Ama girmediği için şimdi demiyorum. Cevabım Adana sadece. Hadi geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş. Eşitsizliğini sağlayan pozitif sayılar kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Eşitsizliğini sağlayan pozitif sayılar kümesi. Şimdi bakalım. Şimdi neler konuşacağız bir görelim. Bir kere mutlak değerli ifadeyi almayalım. Ne alalım arkadaşlarım buradan? Bir tek x eksi 1'i alalım şöyle. X eksi 1. Bakın burada eksi 3'ün tek kuvveti var. Yani sonuç eksi çıkacak. O yüzden onu buraya koydum. Bölü mutlak değeri almıyordum. Bir tek x kare eksi 4'ü aldım. Büyük eşit 0 diyor. Şimdi köklere bakalım. Bunun kökü 1. Bunun kökü 2 ile eksi 2. Hadi tabloyu oluşturalım dostlar şurada. En küçük kökümüz eksi 2, sonra 1, sonra 2. Çift katlı kök de yok zaten hiç. Onlara da bakmadım bir daha. Şimdi işareti belirleyelim. Burası eksi. Çünkü x'in önünde eksi var. Burası artı. Eksi bölü artıdan eksiyle başladım. Artı, eksi, artı diye gitti. Nereye alın diyordu? Büyük olan yerleri alın diyor. Yani şu aralığı ve şu aralığı alacağız arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan pozitif sayılar kümesi diyor. O halde şu tarafı hiç dahil etmeyeyim ben şimdi. Sadece pozitifleri soruyor. Normalde burası çözüm kümesinde var ama bana sadece pozitifleri bulun diyor. O yüzden 1 ile 2 aralığını alacağım ben. 1 ile 2 aralığı. Peki 1 dahil mi? 1 payın köküdür. Eşittir olduğu için dahil arkadaşlarım. 1 dahil. Peki 2 paydanın köküdür. Eşittir olsa bile dahil olmaz. 1 ile 2 aralığındaymış. Cevabımız Denizli'de var. Gördüğünüz üzere. Şuna bakalım bu ne diyor? Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Başta da şu uyarıyı yapmış. X büyük eşittir 1. X 1'den büyük olacak. Bakın bu aralık zaten 1'den küçükleri almış değil mi? Yani 0'dan küçükleri alıyor zaten. 0'dan eksi sonsuza kadar bu zaten olmaz. Bu eksi 1 ile 0 aralığını alıyor arkadaşlarım. 1 zaten bunun bayağı bir bu tarafında. Şöyle sayı doğrusunu düşünürseniz 0 burada, 1 burada, eksi 1 burada. Bu diyor ki bu aralığı al. 1'i dahil etmemiş, 1'den büyükleri de almamış. Bu zaten iptal. Bakın bize 1'den büyük olsun diyor. Bu ne yapmış? Eksi 1 ile 0 aralığını almış. Bu da iptal. Eksi sonsuzla 0 aralığını almış. Alamaz çünkü 1'den büyük olacak. Bu da iptal. O halde cevabım direkt Edirne çıktı arkadaşlar. Pekala 13 numarayı gömdük. Hadi bir de 14 numaraya girişelim arkadaşlarım. Şimdi bu kamera yeni kamera arkadaşlar. 12,5 dakika çekebiliyormuşuz bu kamerayla. O yüzden 12,5 dakika çekip birleştireceğim dostlar videoları. Tam 12 dakika olduğu zaman da durduracağız videoyu. Peki ne diyor bu? Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada ne var? Bir sağ tarafta bir de sol tarafta var. İlk önce bunları bir araya getirelim. X eksi 3 bölü x. Şunu tutup sol tarafa atıyorum. Eksi x bölü x eksi 3 diye de bu geldi. Burada da ne kaldı? Küçük eşit 0. Şimdi eşitsizliği çözebilmem için bir tarafın mutlaka 0'dan küçük büyük gibi bir şey demesi lazım. O yüzden bunları bir araya getirdim dostum. Peki devam edelim. Şimdi burada bir payda eşitlemesi yapalım. X eksi 3 ile bunu. X ile de bunu çarpalım arkadaşlarım. Peki x eksi 3 ile çarpıyorum. X eksi 3'ün karesi oldu. Şuradan x ile x'in çarpımı x kare geldi. Arada eksi var. Bölü. Burada da x çarpı x eksi 3 doğdu. Küçük eşittir. 0'ı da yazdım arkadaşlar. Şimdi üst tarafı bir açalım. Şöyle olacak. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Bir de eksi x kare var. Bölü x çarpı x eksi 3 var bir de burada. Küçük eşittir 0. X kareler gitti kardeşlerim. Şurayı da bir toparlayalım. Şöyle bir şey geldi karşımıza.
eksi 6x artı 9 bölü x çarpı x eksi 3 çıktı. Küçük eşittir 0'mış dedi. Şimdi bunu artık eşitsizlik tablosunda konuşacağız kardeşler. Şöyle yapacağız, hemen söyleyelim. Şimdi üst tarafın altın kökleri zaten 0 ile 3. Üst tarafın kökü 0'a eşitlediğimde 3 bölü 2 geliyor x arkadaşlarım. Buradan da 3 bölü 2 çıktı. Hemen tablomu oluşturuyorum şu yukarıda. Kökler 0 var, 3 var, 3 bölü 2 var. O halde en küçük köküm 0, sonra 3 bölü 2, sonra da 3. Bunları bir yerleştirdik şöyle köklerimizi. Çift katlı kök olmadığı için hepsini bu şekilde yaptım. İşareti belirleyelim. Bakın bunun işareti eksi. Artı artıdan artı, eksi bölü artıdan eksiyle başlıyorum arkadaşlarım. Eksi, artı, eksi, artı diye devam ettim. Peki sonrasına bakalım. Ne diyordu bizden? Küçük eşit olan yerleri alın. Şuraya alacağım, buraya alacağım arkadaşlarım. Yani 0 ile 3 bölü 2 aralığı, şuraya yazıyorum. 0 ile 3 bölü 2 aralığı birleşim, 3 ile sonsuz aralığını alacağım. 3 ile sonsuz. Peki sonsuzlar hiçbir zaman dahil olmayacak. Yuvarlak parantez. 3'e bakın. 3 paydanın köküdür. Paydanın kökü olduğu için dahil olmayacak. Bunun da yanında yuvarlak parantez. 0 da paydanın kökü, dahil olmayacak, yuvarlak parantez. 3 bölü 2 payın kökü, dahil olacak. O yüzden şöyle köşeli parantez yaptım. İşte bu cevabı arıyoruz. Bu cevabımız da Adana şıkkımız da mevcut arkadaşlarım. Doğru cevap Adana'dır dedik. Peki şimdi ikinci soruya geçiyorum. Ama video kendi kendine kapanacak birazdan. 12 dakika olmuş. Hemen yeniden başlatıp 2 ile devam edeceğim arkadaşlar. Şunu bakalım şimdi nasıl durduracağız. Bir de onu görelim. Evet, devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi ikinci soruda kalmıştık. 14. köşe taşımızın. Bakalım ne diyor? Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi ne demiştik? Bir taraf mutlaka sıfır olmalı. Yani ben şu ifadeyi alacağım ve sol tarafa gönderip işlemi bir düzenleyeceğim. Şöyle yazalım. 2x eksi 7 bölü x artı 1'dir. Ve buraya da bir de bu adam eksi 2x artı 5 bölü x artı 1 olarak geldi. Burada da küçüktür, 0 kaldı. Bakın şanslıyız, paydalarımız direkt eşit geldi arkadaşlarım. O zaman direkt üstleri bir toplayalım, çıkartalım. Şöyle bir şey oldu. 2x eksi 7, bakın eksi, bunu içeriye dağıtarak yazıyorum. Eksi 2x, eksi 5 diye dağıttım arkadaşım. Bölü x artı 1'imiz var paydamızda da. Ve küçüktür 0 diyor. Şimdi şurada 2x'ler gitti, bay bay. Ne oldu? Eksi 12 oldu bölü x artı 1, küçüktür 0. Hatta isterseniz eksiyi de şöyle eksiyle çarpalım her iki tarafı. Artı olsun burası. Burası da eşitsizlik yön değiştirdi değil mi kardeşim? Eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştiriyordu. Peki devam edelim şimdi. Köklerini bulacağız arkadaşlar bu adamın. Buranın kökü eksi 1'dir. Yukarıda zaten bir kök yok kardeşim. Eksi 1'e göre çözeceğiz sorumuzu. Tablomuz eksi 1'den oluşuyor kökümüz. Yukarısı artı, aşağısı da artı. Artıyla başladım, eksiyle devam ettim. Büyük olan yerlere alın diyordu. Şu kısmı aldık. İşte eşitsizliğimizin çözüm kümesi eksi 1'den sonsuza kadar giden ifadeler olacak dostlarım. Peki eksi 1 dahil mi? Hayır, dahil değil. Çünkü eşittir yok burada. Eşittir yoksa hiçbir şey dahil olmayacak arkadaşım. Demek ki eksi 1 de dahil değil. Sonsuza kadar gidiyor. Eksi 1 ile sonsuz aralığındaki sayılar çözüm kümemiz oldu. Geldik şu amcaya. Bakalım bu ne diyor? Eşitsizliğini sağlayan pozitif x gerçel sayılarının çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine ne yapıyorum? Şu ifadeyi alıp sol tarafa eksi olarak geçireceğim. Yani x eksi 1 bölü x artı 1 olacak. Eksi 1 bölü x artı 2. Büyüktür 0 gelecek dostum. Payda eşitleyelim şimdi. Bunu x artı 2 ile çarpalım. Bunu x artı 1 ile genişletelim. Çarptığımızda x eksi 1 çarpı x artı 2 buradan gelecek. Eksi 1 ile de şurayı çarpıyorum. X artı 1 de buradan geldi. Bölü paydamız da x artı 1 çarpı x artı 2 oldu. Büyüktür 0 dedik dostlarım. Bu şekilde getirdik.
Şimdi yukarıyı bir dağıtalım içeriye. X ile x'i çarptım, x kare. X ile 2'yi çarptım, artı 2x. Eksi 1 ile x'i çarpıyorum, eksi x. Bir de eksi 2 var. Şunu da açalım. Eksi x, eksi 1 diye de bu açıldı. Bölü, şu aşağısı aynı zaten. X artı 1, x artı 2 diye buraya hiç dokunmadım. Hazır çarpanlarına ayrılmış bir vaziyette sonuçta. Büyüktür 0'ı yazdım dostum. Şimdi yukarıda bir kere x kare var. Başka 2x, eksi x, eksi x. Bunlar birbirini götürdü. Bir de eksi 3 var kardeşim. Bölü, aşağıda da x artı 1 ile x artı 2'nin çarpımı var. Büyüktür 0 dedim. Şimdi aşağının kökleri eksi 1, eksi 2'dir. X kare eksi 3'ü şurada gösterelim. X kare eksi 3'ü 0'a eşitlediğimde x kare eşittir 3, x eşittir. Ya kök 3 ya da eksi kök 3 gelecek. Bunları da böyle ayırdık. Yani kök 3 ile bunun kökü eksi kök 3 oldu kardeşim. Hadi şimdi tablomuzu oluşturalım dostlar. Bakalım tabloda neler çıkacak köklerimiz, çözüm kümemiz. Tablomuzu oluşturduk dostlarım. Şimdi en küçük kökümüz eksi 2. Sonraki küçük kök eksi kök 3. Sonra eksi 1. Sonra da kök 3 geldi dostlarım. Şöyle kökleri bir ayırdık. Neyle başlıyoruz? Artı, artı, artı dediği için hepsini artıyla başlatıyorum kardeşim. Artıyla başlattım. Eksi, artı, eksi, artı diye de bu devam etti. Büyük sıfır olan yerlere alın diyor. Şurayı alıyorum, şurayı alıyorum ve şurayı alıyorum kardeşim. Bize de soru diyor ki bize. Eşitsizliğini sağlayan pozitif if x gerçel sayılarının kümesi nedir diye bir soru sormuş. Bakın pozitif olanları alın diyor. Yani şuradan aşağısına zaten hiç bakmayacakmışım ben kardeşim. Burası beni ilgilendirmiyor. Demek ki kök 3'ten başlıyor. Kök 3 pozitif olanları alın diyordu. Kök 3 ile sonsuza kadar olan kısım benim çözüm kümem olacak arkadaşım. Kök 3'ten başlayacak, sonsuza kadar gidecek. Peki kök 3 dahil mi? Eşittir olmadığı için burada hiçbir şey dahil olmayacak. Demek ki kök 3 dahil değil. Kök 3'ten sonsuza kadar olan kısmı al. Şuna gelelim. Bakalım burada ne yapacağız? Yine payda eşitleyeceğiz dostlarım. Ama önce şu ifadeyi bir sol tarafa atalım şöyle. Şöyle olacak. Eksi 2 bölü x eksi 2. Eksi 3 bölü x artı 2. Yine eksi geliyor bu tarafa ama şurada eksi olduğu için artıya döndü. 3x bölü x kare eksi 4. Bakın bunlar zaten 2 kare farkından çarpılınca şunun aynısı gelecek. O halde burayı direkt x artı 2 ile, burayı x eksi 2 ile, burayı da 1 ile çarpıyorum ki şurada da küçük sıfır unutmayalım. Paydalarımız eşit olsun. Şimdi çarptığımızda çarpalım arkadaşlarım. Buradan ne gelecek? Eksi 2x eksi 4 gelecek. Buradan eksi 3x artı 6. Şurası da artı 3x yaptı. Bölü. Paydamız da x kare eksi 4 yani x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı oldu. Küçüktür 0. Üst tarafı bir düzenleyelim bakalım neler geliyor. Eksi 2x var. 3x var. Ha, şurada da bir 3x vardı. Bunlar gitti zaten. Bir tek ne kaldı? Eksi 2x kaldı. Artı 2 kaldı. Bölü. Bir de x eksi 2 çarpı x artı 2 geldi buradan. Küçüktür 0. Şimdi köklerini ayıralım. Yukarının kökü 1'dir kardeşim 0'a eşitlediğinizde. Buranınki 2, buranınki de eksi 2 gelir. Hemen çözüm kümesini çizelim şuraya, tablosunu oluşturalım. En küçük kökümüz eksi 2, sonra 1, sonra da 2 geldi. Neyle başlıyoruz? Artıyla mı başlıyoruz, eksiyle mi onu belirleyelim. Yukarısı eksi, aşağısı artı artıdan artı, eksiyle başlıyormuşum. Eksi, artı, eksi, artı diye de gitti. Küçük olan yerleri alın diyor. Şu eksi olanları alacağız çözüm kümesine. Bize de diyor ki şimdi hatta çözüm kümesini yazalım. Eksi 2 ile 1 aralığında ikisi de dahil değil birleşim. 2 ile de sonsuz aralığı olacak arkadaşlarım. İkisi de dahil değil. Bu aralıktaki diyor neyi soruyor bize? En büyük negatif tam sayı. Şimdi en büyük negatif tam sayı bu aralıktaki eksi 1 var en büyüğü negatiflerin. En küçük pozitif tam sayı 2'den büyük en küçük pozitif tam sayımız da 3. 3 ile eksi 1'in toplamı nedir diye soruyor. Cevabımız 2 çıktı dostum.
Şimdi hemen çevirdim. Daha bir 5 dakikamız daha var gibi gözüküyor. Şunları da bir çözmeye çalışalım. 15 numaralı köşe taşımız. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuz. Bir gerçel sayının karesi kendisinin 20 fazlasından büyüktür. Bir gerçel sayı x karenin karesi diyor. Kendisinin 20'nin x'in 20 fazlasından büyük olacak diyor. Hadi bunları bir toparlayalım. Hepsini bu tarafa bir alalım. Şöyle oldu. X kare eksi x eksi 20 büyüktür 0 geldi. Buradan da çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlarım. 5 ile 4 diye ayırıyorum. Eksi 5 yapıyorum bunu da. X eksi 5 çarpı x artı 4 diye çarpanlarını ayrıldı. Büyüktür 0. Bunun kökü 5. Bunun kökü de eksi 4 geldi kardeşim. Hemen tabloyu oluşturdum. 5 ile eksi 4. Eksi 4'ü yazdık. 5'i yazdık. Artı artı olduğu için artı eksi artıyla devam ettim. Benden büyük sıfır olan yerleri alın diyor. Bu aralıkları aldım. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif tam sayı. Şimdi eksi 4'ten geriye doğru gideceğiz. İşte eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye sonsuza kadar gidiyor. En büyük negatif tam sayımızda eksi 5 çıktı kardeşim. Cevap Edirne geldi. 2'ye bakıyorum. Karesi kendisinden küçük olan gerçel sayıların kümesi. Şimdi bir sayının karesi küçükmüş kendisinden. Bunun çözüm kümesini istiyor bizden. Hadi x'i bu tarafa alalım. X kare eksi x küçüktür 0. X parantezinde x eksi 1 küçüktür 0 geldi. Çarpanlarını ayırıyorum. 0 ayrıldı. Köklerini alıyorum. 0 ile 1 diyorum bunların köklerine. Tabloyu da oluşturdum. 0, 1. Artı artı olduğu için artıyla başladım. Eksi artı. Küçük sıfır yerlerini alın diyor. Sıfırla bir aralığı olacak arkadaşlarım. İkisi de dahil değil. Çünkü burada eşittir yok. Sıfırla bir aralığı. Cevap Ceyhan'daymış dedik. Ve geldik 3 numaralı sorumuza. Bir gerçel sayının karesi ile yani x kare ile küpünün toplamı, x küpün toplamı sıfırdan büyük olduğuna göre diyor. Hadi şurayı bir x kare parantezine alalım. 1 artı x gelir buradan. Büyüktür 0. Bunun kökü 0. Bunun kökü eksi 1. Yalnız 0'a dikkat edin. Kuvveti 2 olduğu için çift katlı kök olacak. Eksi 1 ile 0 diyelim şuraya. 0 çift katlı. Artı ile başlıyorum. Artı devam ediyorum. Eksiye geçiyorum arkadaşlarım. Bunu da yazdık. Ne diyor sonrasında? Çözüm kümesi nedir diye bir soru soruyor. Büyük olan yerleri alın dedi. Şu aralığı alacağız arkadaşlarım. Yani eksi 1'den sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bu aralığımız. Eksi 1 ile sonsuz dahil değil tabii ki. Çünkü eşittir yok. Ama çift katlı köklere bir ayrı bakın demiştik değil mi arkadaşlarım? Çift katlı kökümüz 0. 0'ı bir yerine yazalım bakalım ne oluyor? 0'ı yazınca eşittir 0 oluyor. Ama burada eşittir yok. O halde 0 dahil değil. Yani bundan çıkartacağım ben neyi? 0'ı çıkartacağım arkadaşım. İşte doğru cevap bu olacak. Yani Edirne şıkkımızdır. Doğru cevabımız diyebiliriz. Evet 4 numaraya geldik hemen. Bir kenarı x artı 3 birim. Bu kenara ait yüksekliği x eksi 2 birim olan bir üçgenin alanı. X üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Ve bu da diyor ki 7 birimden küçük olduğuna göre küçüktür 7 diyorum arkadaşım. Eşitsizliğimi kurdum. Şimdi bunu çözelim. 7'yi bu tarafa alalım. Bakın aldığınızda da şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Hemen açıyorum ben orayı bir de. X kare eksi 2x artı 3x eksi 6. 7 de bu tarafa geldi. Eksi 14 olarak çıktı. Bölü 2. Küçüktür 0 dedim dostum. Buraya kadar geldim. Şimdi 12 dakikamız doluyor. Biraz hızlı hızlı hareket edeyim dedim. Kapanacak yoksa kendi kendine. Buradan da devam ediyoruz. Ne yapacağız arkadaşlarım? Şuraya bir çarpanlarını ayıralım. Düzenleyelim. Şöyle bir şey geldi bakın. X kare artı x eksi 20 küçüktür 0 gibi bir şey çıktı karşıma dostum. Bunu da çarpanlarına ayırırsan x artı 5 ile x eksi 4 diye ayrılacak çarpanlarına. Küçüktür 0 diyorum. Bu şekilde ayrıldı. Kapanmadı hala. Devam ediyor. Neyse. Devam ediyorum arkadaşlarım ben buradan yine kaldığımız yerden. Ne diyorum? X artı 5 ile x eksi 4 diye de çarpanlarına ayrıldı bu adam. Şimdi tablomuzu çizeceğiz arkadaşlarım. Çiziyorum tabloyu. Buradan kökümüz eksi 5. Buradan kökümüz 4 geldi. Eksi 5 ile 4'ü yazdım.
artı, eksi, artı diye de yazdım. Küçük olan yerleri alın diyor. Eksi 5 ile 4 aralığındaki sayılar. Şimdi burada sakın ha cevabı Edirne işaretlemeyin arkadaşlarım. Şunlara bir bakalım şimdi. Eksi 5 ile 4 aralığındaki sayılar. Eksi 4 var. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 yok. 4, 5 yok. 4'e kadar olacaktı. 4 de dahil değil hatta. Şimdi eksi 4'ü yerine yazdığınızı düşünün. Şu bir kenarıydı ya üçgeni. Eksi 4 yazarsam eksi 1 birim çıkıyor. Üçgenin bir kenarı eksi olur mu? Olmaz. Ya da yüksekliği eksi olur mu? Olmaz. O yüzden buradaki negatif sayıların hiçbirini dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Peki 0 olur mu? Bakın şurada 0 yazın. Yüksekliği eksi 2 geliyor. Olmaz ki. 1 yazın. Yüksekliği eksi 1 geliyor. Yükseklik eksi olmaz. Demek ki 1'den büyük olacak. Yani 2 yazınca 2 de olmuyor hatta. Yüksekliği 0 geliyor. Demek ki 2 de dahil değil. Ama 2'den sonraki sayılar dahil. Yani 2'den büyük olacak. 4'ten de küçük olacak arkadaşım. Benim aradığım küme. Yani cevap Adana çıkacak. Böyle üçgenin alanı, ne bileyim işte dörtgenin alanı, dörtgenin çevresi, üçgenin çevresi gibi böyle bir şeklin kenarları hakkında bir soru soruyorsa kardeşim, o şeklin kenarları negatif sayı olmayacağı için bir de o bulduğun kümenin içindeki elemanları tek tek deneyeceksin. Eğer kenarı negatif yapıyorsa onları dahil etmeyeceksin kümeye. Yoksa hemen zıplayacaktık değil mi? Eksi 5 ile 4 aralığı diyecektik cevaba. Yani Edirne'yi işaretleyecektik ama bakın Adana çıktı. Peki goberler, hadi burada durdurdum videoyu. Bir sonraki köşe taşlarında görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.